Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu arkadaşlar niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de ben gün içerisinde herkes birbirinden bambaşka sıkıntılarla mücadele ettiğini biliyoruz. Ve siz kendi yüreğinizdeki sıkıntıya değerlendirmek için hani karşılıklı değiliz. Bu bir enerji eşleşmesiyle bağlantılı kolektif olduğu için arkadaşlar. Siz kendi yüreğinize şöyle bir o sıkıntıya ne olur ne olabilir diye yoğunlaşın derim. Haricinde tarota da biz başvuruyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Tarota da soracağım kağıtlarımızı kartlarımızı eşleştirmek için niyetlendim sizin adınıza ve e, falımızla kartlarımız bugün, bugün bizlere e, bir enerji olarak dönüş yapsın. Doğru bu şekilde bizi doğru yönlendirsin diyorum. Ve uyan sizin olsun uymanın evrene gönderin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu bir kolektif alan. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızla deyip ben size görselleri de paylaşıyor olacağım. Bakalım neler söylemekte bize bugünümüz. Her zaman söylüyorum yeni katılan arkadaşlarım için de tabii ki de bu böyle. Şimdi... E, her şeyden önce geçmiş tarafımız bizim geçmişimiz neticede. Ve son zamanlarda hele ki yaşadıklarımız bizim etkimize etki altındaysak hala mutlaka yansıyor. Hmm, bunun dışında ay çok burunu uzamış Pinokyo yüzlü bir insan görüyorum. Geçmişinizde ikisi de kartallar tarafından tutulmuş iki insan ya. Garibim yani. Garibimsiniz valla. Siz de birisi işte karı kocasınız iki ortaksınız bilmiyorum ama sizi kartallar yutmuş yani çok açık göz iyi ve çok zihin olarak da uyanıklığa çalışan insanlar tarafından zarar görmüştünüz zaten tutulmuş pencerelerin içinde şuradaki iki tane insan uçu veriyor haricinde burnunu uzayan bir insan var işin içine yalan da girmiş yani onun dışında Geçmişe geçmişe bakıyorsunuz ama yani kafanız toprağa gömülü gibi çıkmış. Şey gibi düşünün kafanızı toprağa gömmüşsünüz tüm beden dışarıda. Yani kaçmak istediğiniz bazı sıkıntılarınız ya da hatalarınızla yüzleşmişsiniz. Fakat hayat tabii ki de kaçabilirsin demiyor bize. Nereye gidiyorsak onlar da peşimizden peşimizden geliyorlar misali. Mücadeleniz bu şekilde devam etmiş. Arkanızda kalan kişi ya da yanınızdaki her kimse sizin kadar güçlü çıkamamış maalesef. Yani şeyi net görüyorum çünkü e, burada e, sanki sizinle birlikte, çok pardon arkadaşlar sanıyorum mekanizmayı yine gerekli narin dokunuşum yaptım. Şimdi şunu söylemek istiyorum size. E, burada yanınızda duran arkadaşlarınız ya da kişi, kimse yanınızdaki çok da yanınızda duramamış aslında. E, daha zayıfmış ve geçmişe geçmişe doğru gömülüyor. E, kızgın insanlar var çevrenizde sizin. Yani sizin hani şey gibi sanki burada arkadaşınızın ya da arkanızda kalan gibi bir hareket bekliyorlarmış sizden de hani bir de siz e, hali hazırda güçlü de çıkınca nasıl olur der gibi çıkmış vallahi de o yüzden e, yani şey gibi e, sanki böyle size yapışmış bir insan var siz istemedikçe o da size moral veriyor ne hoş değil mi hayat şey gibi benim sevdiğimi ben sevmem hani sevdiğim beni sevmez ben de severim ama o da beni sevmez, ben severim, yok o beni sever ben onu sevmem gibi böyle bir ters e, denklem söz konusu. E, bir insan eşitlemeye çalışıyorsunuz, moral vermeye çalışıyorsunuz ama nafile o geçmişe doğru süzülüp gidiyor. E, bir insan da size aman dikkat et deyip de e, hali hazırda motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışmış bir insandan size de çok güzel bir haber getirmiş. Şimdi bugününüze geldiğimde bu haberle alakalı bir gelişme söz konusu. Bakalım neymiş? Orada bir üç kişilik bir haber getirecek. Sen üçüncü kişi olacaksın ya da ben sana haber getireceğim. Birisiyle konuşacağım. Ama neticede aracı karşındaki insan ve sen üçünüz aslında güzel. Belki de bu üç kişilik bir ortaklık da olabilir bu arada. Bu e, ortaklık olabiliyor bu kart çıktığın zaman. Mücadele edeceksin sana gelen bir teklifle beraber bugünün mücadelesinin kapısını açıyorsun. Allah'tan ki yanı başınızda o insan var aslında öyle düşünün arkadaşlar. Ee, sizi izleyenler olacak müdahale edeme de izliyorlar. Bugünkü bir insanla görüşmeniz tamamen dediğim gibi bir haber sonrasında başlıyor arkadaşlar. Şimdi siz Ekim'in 15'inden sonra nerede toplandığınızı anlamlandıramadım. Siz 3 kişisiniz arkadaşlar. Yani üç kişinin ikinci kartı da aynı şekilde çekme. Siz ortaklık kurabilirsiniz. En yakın 3 arkadaş olabilir. Abi kardeşinizdir. 3 kardeş halledecektir. Hani aileden bakarsak da anne baba çocuktur bilmiyorum ama burada üç kişilik bir enerji söz konusu. Şimdi bu arada eee solla özellikle seçiyorum sürekli. Çünkü bir tarot sol elle, soldan, kalpten, ruhen seçilir. O yüzden böyle izliyorum bazen el fark etmiyor. Öylesine enerji bağdaştırmadan tarot. Öyle öyle değil, doğru sol değil. Bunu da belirtmek isterim. E, bunun dışında arkadaşlar e, üç 3 kişi konuşmalarınız sizin Ekim sonuna kadar netleşecek. Bu Ekim sonunda konuşmalarınızla alakalı olarak Güçlenir de çıkarsınız. Neden beyinsiz oluyorsunuz anlamadım. Üç kişi konuşurken arkadaşlar burada birisinden gelen evet, bir erkekten gelen anlaşma teklifle beraber o anlaşmanız kesinleşecek. O kesin ama siz niye teksiniz? Başlangıç sizi bekliyor biri tanıdığınız aracılığıyla. Ekim'in sonunda siz bu tanıdığınızla üç kişilik ortak olursunuz. Hala hazırda üç kişi devam edersiniz. Ama burada işin beyni sizsiniz. Bilginiz olsun. Beyinli olmanızla belki etrafınızdan birkaç kişinin Aa, neden o beyin oluyor ki neden ki diye böyle neden kiler havalarda uçsa da s harfini görüyorsunuzdur şurada bol bol s s s yazıyor ee, e harfi var orada bir b harfi görüyorum yan durmuş burası kalabalık insanlar sizin özellikle ve özellikle şurada çok net dimdik duracaksınız şuradan bahsediyorum ee, güçlü güçlü durunca insanlar da sizi şöyle bir konuşacak harflerin karışık olması dedikodunuzun çok çokça kişiler tarafından yapılacağının e, maalesef işareti ama Kasım sonunda resmen almış çocuğunuz bakın <laughs> e, karta bakın <laughs> aman çocuğum zeval görmesin aman ailem etkilenmesin durun şimdi eşimi yansıtmayayım olayı gibi zihniyetle almışsınız çatınızı almışsınız gidiyorsunuz tek katlı çatınızı almış e, aman zarar görmesinler diye siz bu başlangıçta yürür gidersiniz. Ağacınız çıkmış, kökünüz kuvvetli ve e, dalları kesinlikle yaşarmış durumda. Yani siz zaten zamanında okuyorsunuzdur, mesleğinizle alakalıdır ya da işte 3 sene önce yapmışsınızdır da bugün ancak e, bunun ekmeğini yiyorsunuzdur. Düşünün. 5 sene önce bilgisayar kursuna gittiniz ve dediniz ki ileride bana bilgisayar lazım olur. Lazım olacak biliyorum ben. Hemen cebimde dursun. 5 yıl boyunca bilgisayarın B'siyle işiniz olmadı. 5 yıl sonra size gelen teklif bilgisayarlarla alakalıydı. Yani onu demek istiyorum. İlerisi de ileride lazım olacak. ilerisi için lazım olacak dediğiniz bir konuyla ümit vaat eden, geleceği size yatırım yapmayı düşündüğünüz bir konuyla alakalı arkadaşlar. Kartların çok eş zamanlı çıkması beni çok etkilemekte. Tekrar söylüyorum gerçekten. Tılsımlı gibi adeta. O yüzden siz burada başlatacağınız enerjide önümü göremiyorum gibi kaygılarınız olsa da geleceğe dair umudunuzun çok oldu ve aman çocuğum zeval görmesin dediğiniz konuyla alakalı o haber sonrasında artık önünüzü açarsınız arkadaşlar. Kasım'da net yolunuzu Kasım sonrası özellikle Kasım almış çocuğunuz aileniz eşiniz yuvanızı çatınızı e, gidiyorsunuz, Allah da yolunuzu açık etsin. Gerçi herkesin Allah yolunu açık etsin de. E, dolayısıyla şunu söyleyebilirim, her neyi okuduysanız, her neyle alakalı e, geleceğe yatırım yaptıysanız o işler, onun size işleyeceğini söyleyebilirim. İşlerden kastım, tıkanmaz yani iki yaptım dersiniz. Ailevi olaylar daha çok burada, sizin canınızı sıkan ya da sanki hali hazırda yoracakmışçasına mücadele ettiren gayet de aile olayları yani zaten hanenin ortasını gördünüz o yüzden hani şöyle yapsam da o akmayacak bir şey her zaman söylerim ben e, hiçbir zaman hiçbir e, falın e, kaderiyle de oynamamak amaçlı neyin ne kadar gideceğini bildiğim için onu düşürecek kadar yapıyorum bu akmayacak yani ayrışacak ve anlamlı şekiller vermeyecek demek istiyorum Burada konuşuyorlar. İki kişi herkes birbirleriyle konuşuyor. Bu, kapandı. Bakın burası açılmıyor. Hani buradan bu bu kapı kapalı. Hane olaylarınız karışık sizin. Ee, aileyle ilgili ve evle ilgili de lütfen felaknas inşirayın. In, in, yani ihmal etmeyin, alışkanlık edin. Buna ne de derseniz artık siz. Ee, çünkü şöyle bir gerçek var. Siz burada ne kadar çok okumasanız dahi ya da inansanız enerji gereği okusanız dahi diyelim ona ve yıldızınızın çok düşük olmasıyla tekrarlar, yineler her gün olur. bayağı maalesef her gün olur yani. O yüzden de siz okumayı ihmal etmeyin derim. Özellikle aşk ve iş hayatınızla ilgili sıkıntısız gidecek olan süreçleriniz insanların gözüne de gelir. Ve bir şekilde kıskançlıkta olabilirler. Kariyerde bu da şu anlama gelir kariyerde önün açık, ailede mutlusun ama geniş ailen o kadar çok karışıyorlar ki herkes birbirini bir de S harfini şurada görüyorsunuzdur arkadaşlar. Tam parmağımın ucunda şöyle bir S oluyor ki içinde iki kişi küçük böyle kafalarla konuşuyor senin içinde. N harfi de şurada. Ama böyle herkes birbirine haber ve Ünlemli kalp çıkmış seviyoruz ama ne kadar ya da sev insan sevdiğine böyle yapar mı? E, konu ne? Kapalı para. Uzayacak bir mevzunuz var. Yani bu anlamda üzülerek söylüyorum ama hani böyle o e, parasal konularınız uzayacak arkadaşlar. Öyle çok açıktır diyemem ha. Ne var sizin böyle aileye kaçtığınız, işe kaçtığınız çıkmış ve çok da güzel yapıyorsunuz tabii ki de bunu yaparak ama neticede hani olaylarınızı hemen öyle barış olur arkadaşlar aman çok da güzel bir uzlaşma olur arkadaşlar. işte gibi öyle çok parlak da değil açıkçası. Şimdi ben bir kariyerle alakalı özellikle şöyle bir yepyeni bir sayfa açarsınız. Demiştim size birisi yardımcı olacak. Üç ortak olma ihtimaliniz çok yüksek. Açacağınız sayfa sizin adınız hayırlı. O yüzden nazar alırsınız hatta. Maşallah ya ne kadar da güzel şey yapıyor bu insan. İşiyle ilgili parasını da kazanıyor. Aşkla alakalı yani bu da şey oluyor. Yük sizde. Hani sizin ee, bence burada şunu yapmalısınız. Belki de bu arada hayatınızda hem iş hem ailedeki sıkıntılar hem de evlilik hayatınızda yansıyan bazı sıkıntılardan dolayı hep yük bende diyorsunuzdur. Eşinizden destek isteme zamanı. Bu kişi bu desteğe ihtiyacı olan bir insan. Her şey yüklenmiş, önünü göremiyor. Önünü görmesin de beklemeyin zaten. Ama kadın ama erkek. O insandan çok önünü görmesini beklemeyin. Çünkü ailesi ciddi sıkıntı yaratıyor. Ve ailede orta yol bulmaya çalışacak kişidir ki ta kendisi. O yüzden tüm eşleri bu gibi durumlar yaşayan kişilere de destek olmaya davet ediyorum. Bu da sizin ailenizle alakalı <laughs> uyanık bir kadının olayları yönetmesiyle alakalı arkadaşlar uyanık bir kadın görseli ona güldüm. Baya baya bildiğiniz bir kişinin çok fazla uyanıklık yapması var. Peki bu uyanıklık özellikle iki ay sürecek ama sonra ne olacak? Baya yaralı alacaksınız ama sonu güneş. Yani siz bu iki aylık süreç içerisinde sanıyorum aralık ve ocak aylarını kapsayacak bir miras döngüsü olabilir, bir para döngüsü olabilir sizin olanındır. Ama uyanık bir kadının ciddi anlamda parmağı söz konusu. Yani bu sizin gördüğünüz üzere şöyle bakarsak yatıyorsunuz ve Sıkıntılı günler yaşıyorsunuz. Ama bakın ilerisi güneş. O yüzden arkadaşlar iki aylık bir sıkıntı sonrasında önünüzde açacak şeyin adı güneş. Ya sabır diyebilirsiniz. O kadının özellikle e, ne diyelim ona enerjisine çok kapılmayın. Tehlikelidir, uyanıktır, havaidir söz verir tutmaz, zili de, zili ya, dili zehirlidir böyle e, dili e, zehir zembelektir, e, yalan da konuşur, sivri de konuşur bir kadın, renkli gözlü olabilir, 40 yaş üstü olabilir. Gibi gibi çoğaltılabilir bu tabii ki de özellikler ama ben görebildiğim kadarıyla bu kadar aktarabiliyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum. Ben sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı bakımla karşınızdayım ve enerjinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizlerin sayesinde, sizlerin enerjisiyle ben bugüne Gelebiliyor oldum yani ve de e, okuyorum bütün yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. E, dönmek konusunda tabii ki de yetişmem mümkün olmuyor ama bilin ki buradaki enerji alışverişimizi ben çok 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 seviyorum. Benim için çok kıymetli. Bu fal sizin de mutfağınızdaydım ve de e, şimdi de sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. E, bazen arkadaşlarım rüyamda sizi gördüm gibi böyle yorumlar yapmış. Çok mutlu oluyorum inanın bu bağı nasıl kurabildiğimize şaşırıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. O yüzden benim için çok çok kıymetli. Kendi hayatımdan bazı parçalar sunuyorum. Eee beddua etme alışkanlığına sahiptim. Baktım ki böyle bir türlü kurtulamıyorum negatiflikten. Ne zaman hayata böyle bakar oldum, daha mutlu oldum arkadaşlar. Artık bana kötülük yapan kişilerle bağımı kendim evrene bırakıyorum. Diyorum ki bu insan zaten bana yaşattığı şeyi ya Çünkü insan evladıyız. Çünkü yaşattığımız yaşamadan bu dünyadan göçmeyeceğiz. Bunu herkes idrakına varırsa aslında hayat daha yaşanılması olacak. O yüzden hani en azından sizler kendi adınız arkadaşlar. Kesinlikle bedduadan ziyade ilahi adalet teslim edin. Bugün sıkıntılı günleriniz vardır ama bir kapı açılıyorsa bir kapı kapanabiliyor. O kapanan kapı da bir gün mutlaka açılıyor. Her zaman o yüzden söylüyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Umutlar yarınlar hani bizi her zaman güç tutacak gerçekler. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizde güzel olanlar bir an sizin olsun diyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın ve hepiniz kalın.